Son günlerde Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili Rus gazetesi çarpıcı bir makale yayınladı. Uzmanların görüşlerine yer verilen makalede olası bir savaş durumunda iki ülkenin üstünlükleri incelendi. Siyaset bilimci Stanislav Satsenko, Rus gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin dünyadaki ve bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalıştığı ve bu yönde başarılı adımlar attığını belirtti. Star.com.tr'de yer alan haberde Rus gazetesine konuşan askeri uzmanlar iki ülkenin silahlı kuvvetlerini karşılaştırdı. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğunu belirten askeri uzmanlar Türk ordusunun 510.000 askerinin bulunduğunu belirtti. Yunan ordusunun 160.000 askerinin bulunduğunu söyleyen Leonkov, 6 milyar dolarlık askerlik bütçenin Türkiye'nin yarısı bile olmadığını ifade etti. Yunanistan'ın 4.000 zırhlı muharebe aracı ve 390 adet savaş uçağına sahip olduğunu söyleyen Leonkov, Türkiye'nin tankları da dahil olmak üzere 8.6 bin zırhlı aracı ve 470 uçağı var, dedi. Leonkov, Türkiye ayrıca savaş gemilerinde komşusunu da geride bırakıyor, aralarındaki bir çatışmada, muhtemelen kendi başına hayatta kalamayacak, dedi. Geopolitik Sorunlar Akademisi Başkanı Konstantin Sivkov, Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Filosu sayıca Yunan ordusundan daha üstün, Türk filosu, denizaltıları, roket atarları ve fırkateynleriyle oldukça güçlü, dedi. Sivkov, Türkiye'nin kendi askeri sanayi kompleksi mevcut, özellikle de uzun menzilli somseyir füzeleri üretme yeteneği var. Türkler havadan karaya fırlatılan füzeler ve tanksavar silahları geliştirdi, ayrıca füzelerle donatılmış insansız hava araçları üretiyorlar, dedi. 17. yüzyıldan beri Türk ordusunun sürekli savaştığını, bu yüzden bazı gelenekler geliştirdiğini ifade eden Sivkov, Yunanistan'ın elinde bulundurduğu Rus S-300 sistemlerinin yeterli olmayacağını söyledi. Sivkov, acil bir çatışmada Türklerin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Gündemden en önemli haberleri anında öğrenmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.